Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün Zeynep Nur Ayanoğlu ile birlikte konuğumun deprem bölgesindeki çalışmaları ile ön plana çıkan ve bizim bugün birçok farklı konuda konuşmak istediğimiz Ateş Alpar. Herkese merhaba. Yeniden ben Zeynep Nur Ayanoğlu. Ateş, sevgili Ateş hoş geldin. Şimdi. Birkaç giriş yaparak seni tanıtmak istiyorum. Bir performans sanatçısısın, Siyaset ve sanat felsefesiyle görsel sosyolojiyle ilgileniyorsun. Güncel birkaç işini de söyleyeyim. Osman Kavala aramızda performansın 2021'de Osman Kavala'nın bir portresini sokaklarda dolaştırdın elinde. Hasan Keyf'te Yıkıntılara Bakmak isimli bir performansın oldu geçen sene. Yine geçen sene Taşın Evrensel Tarihi başlıklı bir performansın oldu. Abdullah'ın söylediği gibi senin aslında görsel sosyolojiyle ilgilenen, toplumsal yönüne işlerin, meselelerin eğilen bir sanat çalışma perspektifin var, sanatsal çalışma perspektifin var. Bununla ilgili artan demi tıpta bir yazınla başlamak istiyorum. Orada çok güzel bir giriş yapmışsın. Felakete bakmak başlıklı yazın nasıl bakmalıyım sorusu beni hep meşgul eder diyorsun ama bu depremlerle birlikte felakete nasıl bakılır sorusuna evrildiğini söylüyorsun bunun. Bu hepimizin meselesi aslında ama sanatsal bakış açısıyla da daha ilginç bir yere taşınıyor. Çünkü bir estetizasyon sorusu sorunsalı ortaya çıkıyor. Ona da geliriz. Ama öncelikle Felakete nasıl bakılır? Senin sorunu sana sorayım. Öncelikle Medyascope'a öncelikle size teşekkürler beni buraya davet ettiğiniz için. Felakete nasıl bakılır? Yazıda e, Azula'nın belirttiği fotoğrafın yıkımındaki payı nedir? sorusu. E, 6 Şubat'ta ben Hatay'a gittiğimde e, aklımdan hiç çıkmadı. Hatay'a girer girmez e, gerçekten gitmeden önce bir arşiv, bir karşı arşiv oluşturmak. Yani devletin aslında Türkiye'deki, Türkiye tarihinin, yüzyıllık tarihinin nasıl bir arşiv kurduğunu çok yakından biliyoruz. Ee, benim kişisel olarak depremi duyar duymaz nasıl bir karşı arşiv oluşturmak üzerine e, Hatay'a gitmeyle başladı hikayem. Yoldayken düşündüğüm bir e, söylendi karşı arşiv ama oraya gittiğimde fark ettim ki burada her şey e, başka Burada yaşam çok başka olmuş. Gerçek bir felakette karşı karşıyayız. Çantamdaki fotoğraf makinesini çıkarmadım ve bir felakete nasıl bakılır hikayesi üzerinden bir yandan düşünürken bir yandan da oradaki halklarla dayanışmak için orada bulundum. Geçmiş ve şimdinin birlikteliğinden bahsediyor Benjamin. Geçmiş ve şimdinin birlikteliğinden bahsederken estetiği ele alıyor. Yani gerçekten geçmiş ve şimdinin birlikteliğinin nasıl bir gelecek, talih kurma hikayesi ne çok açıyoruz. ya ee, Yani Azula'nın dediği hikaye gibi felakette sanatın da felakette fotoğrafında felakette kültüründe sanatında e veya edebiyatında yazının da yasında nasıl bir katkısı olabilir hikayesi üzerinden düşündüm. Ee, bir karşı arşiv oluşturmak için de benim orada bulunmam. Ee, estetik hikayesi ise ben bir fotoğraf bir video sanatçısıyım bir yandan da kendime karşıdaki felakette bir mesafe koyarak e, arşiv oluşturmaya çalıştım. Estetiği biraz buradan ele almaya çalıştım açıkçası. Bu noktada ben şuradan devi, devam edeyim anlamında. Şimdi zaten Zeynep birkaç işini yakın dönemde saydı. Sırf bu isimli bu işlerin isimlerine bakmak dahi aslında senin sanatçı olarak personana, ilgilendiğin alanlara dair bir de epey fikir veriyor. İşte Osman Kavala ya yanıyorsun, işte buradaki bir felaket anlatısı var. Bu anlamda aslında toplumun geçirdiği sosyolojik dönüşüm, ekonomik dönüşüm, siyaset, tüm bunlar senin sanat anlayışının içerisinde, merkezde oldukça yakın bir yerde duruyor. Dolayısıyla seni ve senin işlerini ben kendi kafamda da seni kişisel olarak da tanıyan biri olarak pek ayırt etmiyorum aslında. Bunlar bütün, bunların hepsi Ateş Alpar'ın sanatçı olarak personatının kimliğini oluşturan şeyler aslında. Bu noktada bu aynı zamanda senin e, yanlış hatırlıyorum tam Adanalıydın. Dolayısıyla zaten bu bölgeyi yakından bilen, bu bölgede birçok arkadaşı olan gerek kişisel anlamda gerek sanatçı anlamda bir geçmişin bir arka planın var. Böyle bir felaket olduğunda da tabii ki etinin, işte etinle, kemiğinle e, o bölgeye gitmen, hem orada insanlar için bir şey yapman, hem burada senin belirttiğin gibi bir arşiv oluşturman, hem de işin e, bir sanatçı olarak e, farklı boyutlara kayması önemli bir noktada duruyor. Bu noktada da zaten aslında bunlar çok tartışılan da konular. Sanatçının bu tür e, toplumsal felaket anlamlarında üstlendiği misyon, yaptıkları veya yapmadıkları. Bunların her biri altına başlı başına bir tartışma konulu bir mesele. Sentleri zaten burada belirttiğim gibi ilk planda zaten e, elinden ne geliyor da hem karakter olarak hem sanat anlamında yapan bir figürdün. Bu noktada e, ilk olarak senin e, bu tür olaylara karşı yaklaşımını e, sosyal olarak, toplumsal olarak dönüşüm hikayetinin senin sanatındaki illerine sorarak bir anda kanıtıcı hem geriye sararak devam etmek istiyorum aslında. Evet öncelikle bir şeyi düzeltmek istiyorum. Ben Adana'da büyüdüm. Tabii 90'lardaki büyük bir siyasi göçten dolayı Adana'ya aileci göç ettik biz. Mardinliyim, müsahibinliyim. Mardin Mardin'in sahibinin adına ve İstanbul dörtgeninde eee bir şekilde yaşıyorum hala. Yakın bir sürede yakında olabilecek olan bir sergimle ilgili İstanbul'a yeni yerleştim. Eee Adana'da çok bulundum tabii. Hatay'ı çok iyi biliyorum. Hatay'da çok yakın arkadaşlarım var ama Hatay'da ki hiçbir arkadaşıma ulaşamadım hala. Kaç gün geçtiğini hatırlamıyorum. Yani iki ay yakın bir süre geçti. Telefonlarını arıyorum. Artık telefonları bile çekmiyor ya da kapalı çünkü hala orada enkazın altında insanlar var. Bu başka bir şey. Bunu konuşuruz. benim bu tarz, bu tarz konularla ilgili refleks göstermemin sebebi sanatın iyileştirici gücüyle ilgili değil. Onu, ondan çok eminim. Sanat iyileştirebilen, iyileştirilecek bir şey, iyileştirebilecek bir şey değil. Ben kişisel olarak yani aktivist hayatım boyunca belki de kendi çevremden ve varmış mücadelem biraz daha Sanatın ve politikanın kesiştiği noktaları üzerinden ele aldığım için e, bu tarz refleksleri çok daha sıcak gösterdiğimi fark ettim. E, Diyarbakır'da olan sokağa çıkma yasakları e, ya da işte 1 Mayıs'a katılmam ya da işte 8 Mart'a katılmam, Pride'de katılmam gibi hikayeler. E, bunlara katılma refleksin bir yandan bir arşiv oluşturmak bir yandan da gerçekten bir aktivist olarak orada bulunmak. inandığım bir şey benim orada olmak isteğim inandım ve dayanışmak, dayanışma göstermem. E, Hatay'da olma refleksimde buna benzer bir şeydi. Yani bir arşiv oluşturmak için gittim ama gerçekten kaç gün kaldım hatırlamıyorum. 25, 26, 27 güne yakın bir süre kaldım. Sadece Hatay değildi. Maraş ve Adıyaman'da vardı. E, fotoğraf makinemi bazen günlerce çıkarmadığımı hatırlıyorum. E, yani ne yapabileceğimi düşündüm belki günlerce. E, ama e, sanatçı olarak benim orada e, sanatçı olabil, sanatçı olarak yapabileceğim bir şey yoktu. E, orada bir dayanışma aha kurup dayanışarak bir şey yapabileceğimizi fark ettim. E, ondan önce kibütüm reflekslerim de buna benzerdi. Hiç bulunduğum noktalarda bir sanatçı olarak bulunmadım. E, Hatay'da da öyleydi, Maraş'ta da öyleydi, Adıyaman'da da öyleydi. Çantamdaki ses cihazımı ve fotoğraf makinemi çoğu zaman çıkaramadım. Çünkü orada enkazın altında olan kişiye ses kaydını almaktansa oradaki dayanışan insanlarla bir parça daha taşı kaldırabilir miyim hikayesini önemsiyor olmak bana daha iyi geldi. Ve bunu yapmaya çalıştım. Ya da gün içerisinde yaşlılar ve dezavantajlı yaşlılar ve çocukların yemek alma olayı zorlaşıyorken yemek sırasına girip bir yemek değil de 30 yemek alıp dağıtmayı daha çok tercih ettim sanatla politikanın kesici noktada biraz burası gibi geliyor bana. Ya da oradaki Lubunya Dayanışma a, ya da oradaki feminist hareketle beraber hareket ediyor olmam ya da oradaki gönüllü ekiple hareket ediyor olmamı sağlayan sebeplerden biri de buydu. Çünkü dayanışmanın orada daha çok etken olduğunu daha işe yarar bir şey olduğunu fark ettim. Sanatın işe yaramaz olduğunu söylemiyorum burada. Sanat kesinlikle çok muazzam bir şey. Nasıl bir sanat yaptığımızla ilgili edebiyat da öyle ya hani sen edebiyatla ilgileniyorsun, edebiyatla ilgileniyorsun, çeviri yapıyorsun, birçok şey yapıyorsun Zeynep sende ve inanılmaz şeyler yapıyoruz. Bu o tırnak içerisinde olan sanat, tırnak içerisinde olan edebiyat değil zaten söylemek istediğimiz. Ama üçümüz de orada olmuş olsaydık büyük ihtimalle metin de yazamayabilirdik, belki söz de söylemeyebilirdik, oradaki insanlara dayanışacaktık. Yani benim yaptığım buydu. Perform İstanbul için üç oturumluk bir program hazırladın. Abdullah onu sorar fakat söylediklerine ilgili bir e, açmanı sağlayacak hem de devam niteliğinde sorum olacak. Şimdi varoluş mücadelesi dedin, sıcak refleks gösterebilmemin sebebi zaten bunu geçmişten beri getiriyor taşıyor olmam dedin. Arşiv, sanat, aktivizm e, üçlüsü çok değerli bir üçlü zaten. E, Sanatın iyileştirmesi meselesi çok fazla tartışıldı. Ben de burada bir pozisyona sahibim aslında. Onu da kısaca değinmek istiyorum. Ben de sanatın iyileştireceğini düşünmüyorum. Özellikle sanatın iyileştirici gayesiyle yola çıkıldığında dönüştüğü mecra'yı ve medyumu çok e, itici de buluyorum yer yer. Çünkü orada e, programdan önce bahsettiğin gibi moloz kaldırmak gerekirken bilinçsizce yapılabilecek bir İyilik hamlesi dahi orada daha fazla kişinin ölümüne yol açabilir çünkü orada bir artık enkaz söz konusu ve iyice çökmesi durumu yaşanabilir binalı. Dolayısıyla dayanışma kurmak isterken de sanatla ya da bir çeviriyle ya da gidip orada bir metin yazayım diye elimden geleni yapayım diye bir gayeyle davranırken aslında farklı istenmedik sonuçlara yol açmak da mümkün ki örneklerinde gördük toplumsal olarak kamuoyunun da tepkisini çeken bazı edebi ve sanatsal girişimler oldu. Bunu birazcık daha açar mısın? Bakmanın ağırlığı yani 1-2-3 olarak ele aldık. Birincisi felaket imgeler ve ütopyalar. Bakmanın ağırlığı ikincisi de olacak. İkincisi, birincisi biraz daha felsefe, teori ve bakmak felaketi anlamak, e, felaket vehçeleri üzerinden bakmak idi ve kadın olmakla ilgili e, arkadaşımız bir belgesel yaptığı Hatay'da o belgesel üzerine ilerledi. İkincisi e, biraz daha edebiyat, yaz ve ütopyalar üzerine olacak. Edebiyatı çok önemsiyorum ben. E, edebiyatın bu süre içerisinde felaketlerde, katliamlarda, soykırımlarda... Ya Benjamin'in söylediklerinden, Edward Said'in söylediklerinden yola çıkacak olursa gerçekten çok mühim bir yerin olduğunu Biliyoruz ve düşünüyoruz. Ee, ben de kişisel olarak Perform İstanbul'un bana mekan açmasıyla beraber e, orada üç dizeli bir konuşma dizisi programı yaptım. Ee, birincisi işte biraz daha teori kısmı ile ilgileniyor. İkincisi daha çok edebiyat, yaz ve felaketler üzerine ilerliyor. Üçüncüsü biraz daha dayanışma ağları üzerinden ilerliyor. Çünkü hala çok normal e, hala ...felaketi anlamış ya da felaketi görmüş ya da felaketi idrak etmiş değiliz. Çok büyük bir felakete karşı karşıyayız. Yani iktidarın orada olmaması, e, Kızılay'ın orada olmaması, afetin orayı yalnızlaştırması... E, ...çok büyük bir felakete de sebep oldu. Yani kişisel olarak e, bu hikayenin içerisinde... E, nasıl daha felaketi anlayabiliriz üzerinden ilerleyen bir bakma sürecini e, düşünmek için yaptığımız bir konuşma dizisi oldu yani aslında orada o esnada bulunurken yapamadıklarını ama düşündüklerini bir yandan evet. sonradan buradayken bir programla bizlere getiriyorsun bu açıdan da çok değerli oradayken bazı şeyler yapılamıyor hakikaten Çünkü bir de daha orada olup bitenleri orada tanık olanları o oyu... ve dediğin kavramla beraber buraya getirmek, burada insanları anlatmak, hmm. onların da belki bu türlü bir anlamda dışından da belki ortak etmek bence de kıymetli bir şey. Burada aslında biraz şuraya geçiş yapmak istiyorum. İşte sanatın iyileştirici gücünden bahsettik veya böyle bir gücün olmadığından, ancak sanatın ben şöyle bir gücü olduğunu düşünüyorum. İşte bir şeyi kalıcı kılmak, hmm. onu geleceğe taşımak gibi. İşte bu biraz bir bu monumental e, culture dediğimiz şeyden de kaynaklı bir şey. İşte heykellerle, belki büyük yapıtlarla, büyük sanatsal değeri de olan yapılarla beraber bazı şeyleri ölümsüz kalıyoruz. E, bu sadece sanat da değil aslında işin. işin arşiv tarafıyla da alakalı bir şey. Çünkü bir bazı işlere, bazı eterlere baktığımda, bazı binalara yaptığımda onun üzerinden anlatılan bir başka hikayeye tanık olabiliyorum. Sen de e, konuşmanın başında aslında biraz bu karşı arşiv konusuna gelmiştin. E, çünkü... Bir arşiv bağlamında da iki farklı şeyden edebiliyoruz. Birincisi zaten Devletin arşivleridir ki bunlar da büyük oranda hemen hemen her zaman aslında hükümet kimde, yönetim kimde, onun düşüncelerine paralel bir şekilde tutulan kayıtlardan oluşur. Bu anlamda e, geçerliliği her zaman tartışmaya açık bir konudur. Bir diğer konu da bağımsız ve kişisel arşivlerdir. Bunlar da işin içerisine belki kimi zaman daha kişisel metinleri dahil eder, kimi zaman da daha yörel şeyleri, daha tanık olunan, yakından bilinen şeyleri dahil eder. Senin bu noktada mesela böyle bir arşiv, kendi arşivini tutma hikayeni dinleyelim ve bu karşı arşiv neye karşı geliyor? Biraz bunu açalım miktardan. Ya kayıt alma işi bugün işi değil. Kayıt alma işi geçmişinde, geleceğinde belki de yüzyıllardır yapılan bir şey. Bunun resimle yapıldı, mağara resimleriyle yapıldı belki. Haberleşmek üzerine yapıldı ya da ee, bir karşılaşma anı üzerinden de yapıldı. Ben kendi kişisel arşivimi sanatsal bir ifade biçimini yapmaya çalışıyorum. Yani demin saydığın üç performansın aslında benim için kişisel olarak çok önemli bir performansı ek eklemek istiyorum oraya. Çok daha az belki de konuşulan bir performansı. Ben sanat izleyicisinin olmadığı bir yerde sanatın yapabilir olduğunu mümkün kılmaya çalışıyorum. Bütün performanslarım sokakta oldu. Mardin'deki de İstanbul'daki de sadece biri vitrinde oldu ama sokağa bakan bir yerde oldu. Hiç tüp sular çatlandı bulana kadar performansım idi. Bu da her 19 Ocak'ta çoraklaşan bir coğrafya anlatmaya çalıştı. 19 Ocak gerçekten bu 30 yıl içerisinde yaşanmış olan en imgesel günlerden biridir. Hrant'ın ölüm yıldönümüdür. Ve Hrant'ın nasıl öldüğü tüm televizyonlar tarafından paylaşılmıştır. Ve neden paylaşıldığı nasıl bir arşiv oluşturduğu buradan çok anlaşılıyor. Ona karşı bir karşı arşiv oluşturma hikayem benim biraz da buradan yola çıkıyor. Ee, i̇lk performansım, aramızda performansı Osman Kavala'nın sokakta ve kendi isteğiyle yollarda ve o sıcak kokusuyla ilerledi İstanbul sokaklarında geçen bir performansımdı. Osman Kavala'nın bir, perform bir portresini sokaklarda 3 gün toplam 15 saat boyunca gezintiye çıkardı. Bir karşı arşivden buradan ele alıyorum. Ya da bir sanatçı olarak Hrant Dink'in ölüm yıl dönümünde her 19 Ocak'ta çoraklaşan bir coğrafyayı Hrant'ın doğduğu yerden getirdiğim taşlar ve topraklarla ve suyla anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Hrant'ın dediği gibi tüm sular çatlanılana kadar bu ülkede kalacağız, bu coğrafyada kalacağız ve bu coğrafyada bir arada olmaya devam edeceğiz. Başka da bir mümkünlüğümüz yok yani böyle olmak zorundayız. Ya Hatay'daki depremi görüyoruz. Hatay'daki deprem yakın bir sürede Paskalya kutlanıyor. Ve Paskalya Türkiye'de en çok kutlanan illerden biri. Yani çok merak ediyorum ne olacak, nasıl ilerleyecek. Üçüncüsü ise yıkıntılara bakmak, kendi coğrafyama dönüyorum, kendime dönüyorum. Rant da benim, benim hikayem, Kavala da benim hikayem. Kavala'yı anlatırken oradan Selahattin Demirtaş'a da değiniyorum. Sabah Tüncel'e de değiniyorum. Bugün içeriye haksız, hursuz biçimde içeriye girmiş Mücelle'ye de değiniyorum. Can'a da değiniyorum. Ya da Çiğdem'e de değiniyorum. Üçüncü performansım ise yıkıntılara bakmaktı. Biraz aşık şey ben buradan tutmaya çalışıyorum. Yıkıntılara bakmak, hatırlamak ve hatırlatmak hikayesine değinmeyi çok istiyorum. Kendi performansımın ana konusu buydu zaten. yani UNESCO tarafından her şeyi geçtim. UNESCO tarafında geçtim. Türkiye tarihinin en önemli noktalardan biri olan Hasan Kif, güvenlik barajı adı altında sular altında bırakıldı. 300 köy, 199 söyük su altında kaldı ve binlerce insan nereye gittiği bilinmiyordu. Bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Yapmak gerektiğinden ziyade benim yaşadığım coğrafya böyle bir sebepten dolayı, sebepsizlikten dolayı su altında kalıyor ve böyle bir performans yaptım. Mardin Beyinleri sürecinde İstanbul'un yaptığım performansta son performansım ise e, arşiv konusunu buradan tuttuğum için devam ediyorum. Son performansım taşın evrensel tarihi. E, bir gün 24 saat boyunca bir taşta yürüdüm. O taşın çok büyük bir anlamı vardı. 6-7 Eylül olaylarının yaşandığı yerlerden birinden aldığım bir taştı. Akşam 12.00'da Çiçek Pazajı'nın önünden başladım. Çünkü Çiçek Pazajı'nın önünde başlıyor 6-7 Eylül. Ve sabaha kadar 6-7 Eylül'ün yaşandığı yerlerde geziniyorum. Bir taşla. Ve sabah kendi coğrafyama tekrardan dönüyorum. 90'larda taş attığı için ya da bir şekilde taviz vermediği için kendi köyünü, kendi kasabasını korumaya çalıştığı için göç eden insanların İstanbul'da yaşadığı bir coğrafya, bir alan var, bir semt var. Zeytinburnu'na, Ok Meydanı'na, Gazi Mahallesi'ne gittim. Bir gün 24 saat boyunca buralarda gezintiye çıktım. Bu benim karşı arşiv oluşturma hikayem. Nutkum tutuldu. Rica ederim. Sıcak refleksten bahsettin ve bunu örneklendirmiş oldun. Çünkü insan nasıl bir sanat yapmaya alışkınsa refleksleri de ona göre gelişmiş oluyor. Bunların tek tek çok güzel örneklerini verdin. Yaşananları anlatmaya hiçbir cihaz yetmez demişsin yine yazında. O kısa ve vurucu bir yazı. İzleyicilerimize de tavsiye ederim. Art limitten okusunlar dilerim. Orada Azulay'ın fotoğrafın yıkımdaki payı nedir sorusunu gündeme getiriyorsun. Fotoğraf çekmekten imtina ettiğin anlardan da sıklıkla bahsettin bu yayında. Çıkarmadım bile kameramı, ses kayıt cihazımı dedin. Muhabirler de çok zorlanıyordu tabii gazeteciler vesaire. Buranın nasıl haberi yapılır gibi etik bir soru da ortaya çıkmıştı. Keza sen sanat boyutunu anlatıyorsun. Bunu açar mısın? kaydetmek, kaydetmemek, bu tercihler nasıl şekillendi? Böyle felaket zamanlarında ya da savaşlarda ya da soykırımlarda nasıl fotoğraf çekileceğine dair gerçekten çok iyi kaynaklar var ama Türkçe'ye çevrilmiş de çok az kaynaklar var. Susan Santon, John Berger'in ya da Uzula'nın, e, Azula'nın yaptığı kaynaklar, çok kıymetli kaynaklar, Benjamin'in. E, okudukça da açılıyor büyük ihtimalle. Kişi kendi sanatsal ve politik bilinciyle bir e, imge yaratıyor kendine ve o imge üzerinden gidiyor. E, fotoğrafın nasıl bir felaket süreçlerinde bir katkısı var ee, çok bildiğimiz bir şey ee, dünya basınında nasıl büyük bir katkısı oluyor? dünya basının Aslında kapitalist şirketlerle nasıl ilerlediği ve nasıl fotoğraflar yayınladığını çok keza biliyoruz Ben bu süreçte de biraz takip etmeye çalıştım ee, büyük yayın evlerinden büyük gazetelerden dergilerden hangi fotoğrafları kullandığı ile ilgili e, etik konusu burada giriyor yani bir çocuk fotoğrafı çekmek beyanını esas almadan eee ya da bir çadıra girip fotoğraf çekmek. Bunu acite ederek, estetize ederek anlatmak e, felakete çok büyük bir katkısının olduğunu düşünüyorum ben. E, ben kişisel olarak biraz daha mesafe koyarak çekmeye çalışıyordum. Bu mesafe İnsan de İnsan eliyle yetmiyorum. getirilen felakete katkısı oluyor. Tabii, Çünkü doğal afet tabii, zaten kaçınılmaz tabii, görünüyor. Tabii. İnsan bedenlerinin parçalarının gösteriliyor olması hiç etik değil bence. Kişisel olarak bunun etik olması konusunda binlerce zaten sayfalar ve çokça konuşuldu. Ya bu çok kez yapıldı. Bir yandan da bir evet hayır sorusu gibi. Hayır. Yani bu yapılabilir mi? Hayır. Binlerce sayfa var ama onlara gitmeye dönmeye ihtiyacımız da yok bugünkü bilincimizde değil mi? Tabii tabii yani. Bu yapılamaz. Tabii yapılamaz ya yani çok zor bir şey. Ya yani bunu yapmak çok zordur. Yani çünkü o televizyonu, o gazeteyi herkes okuyor. Birçok kişi bakıyor ve bu travmaları tetikleyebiliyor. Travmalarla beraber yani insan onuruna yakışan, insan onuruna değen bir şey değil bu görseller. O yüzden bence görsel sanat alanı çok zor bir alan. Ama bunu yine de ben kişisel olarak öyle düşünüyorum. Politik duruşum ve baktığım yer ve kurduğum imgeyle ilişkilendirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biraz daha içindeyken uzak mesafeyle çekmeye çalışıyorum. Sen nasıl fotoğraflar çektin? Bunu ben biliyorum. Yayınımıza da ekleyeceğiz zaten. Abdullah'la böyle karar verdik senin müsaadenle. Tabii. Ee, nasıl fotoğraflar çektin? Bina, Yapayım. yıkım Evet. ve daha ziyade cansız belgeleme. Evet. Elimden geldiğince biraz da cansız binaları, yıkılmış binaları ama uzaktan yani mesafe koyarak çekmeye çalıştım. İnsan figürleri, insan portreleri çekmeye çalıştım tabii ki. E, bu arada birçok şey çektim. Ama e, bir arşiv olarak bir yerde kalsın üzerinde. Yani ilk bir hafta boyunca sokaklarda ölen insanlar vardı. Onları çektim ama bunu bir arşiv oluşturmak adı altında bir yere koyuyorsun. Bu bir hafıza bu bir arşiv. Devletin ya da hükümetlerin nasıl yaklaştığı ile ilgili bir şey bu. Bunu yazmalıydım belki. Bunun yetemeyeceğini fark edildikten sonra kendi kişisel arşivimde ilk defa daha böyle benimseyerek, önemseyerek koyduğum bir şeyle karşılaştım. Ses kaydını almaya başladım. Çünkü orada sesler çok yorucuydu. Sesimi duyan var mı diye çığlık çığlığa bağıran e, görevlinin hemen ardından helikopterin geçmesi ya da çok gürültülü bir e, siren sesinin olması'nın ses kaydından alıyordum. Bu da çok bilinçsiz de işlenen bir e, afet çalışma e, sistemini çok gösteren bir şey. Yani hiçbir şekilde bir helikopterin orada olmasının bir yararı yoktu. E, ama helikopter sürekli Hatay'da ve Adıyaman'da üstte dolaşıyordu. Yıkılmayan evler ve çatlayan evlerin üstündeki taşlar üzerimize düşüyordu. Ya da bu da afetle ilgili olan işte bilgisizlik ve bilinçsizlikle ilgili bir şeydi. Ee, ben kendi karşı arşımı biraz bunun üzerinden kurmaya çalıştım. Mesafe koymaya çalıştım. Kişilerle değil fotoğraflar, fotoğraf ve kendi aramdaki e, mesafeyle. Yoksa kişilerle beraberdim. Fotoğraf çekmek çok az bir kısım tuttu benim afet bölgesinde olduğum süre içerisinde. Öbür taraftan hatta bu bahsettiğin işte helikopterler, ambulanslar bunlar zaten Deprem anında orada olmayan devletin deprem sonrasındaki bir tür gövde göklerinde olarak da tanımlanabilir. Evet. Çünkü bunlar e, dışarıya verilen işte bir de buradaydı metaylarıydı dediğin gibi. Zaten felaket yerin üstünde değil yerin altında. Dolayısıyla o helikopterlerin zaten yapabileceği bir şey yok. E, ve zaten ihtiyaç duyulan anda kimse orada değil. Bütün mesele burada düğümleniyor. Son olarak aslında ben biraz da şeye değinmek istiyorum. Bu senin e, deprem anında ve sonrasında çünkü oradayken tam bir başka ya yani birçok ardıl depreme de tanık olduğunu zaten. Dolayısıyla senin kişisel e, tanıklığın da bu noktada önemli. Bir de tabii ki bütün bu sürecin ardından hali hazırda hala tutulamamış bir yaz hikayesi var. İnsanlar ailelerini kaybettiler. Bütün komşularını, bütün mahallelerini kaybettiler. Veya bazı mahallelerden hiç canlı çıkmadı artık oradan hiçbir şey geriye kalmadı. Dolayısıyla ortada toplumsal olarak tutulması gereken ancak toplum olarak tutmayı bir türlü beceremediğimiz bir yat hikayeti var. Ki bu bizim Dinad önce de bahsettiğin 6 Eylül olaylarından biri aslında daha önce de yakından bildiğimin gördüğümüz bir şey. Bu kadar büyük bir felaketin ardından e, nasıl yas tutulabilir veya yas tutulması gerekir mi? Ne yapmak gerekir? Nasıl bir yas tutmak gerekir? Buna dair ekleyeceğim bir şeyler olur mu senin? da ekleyeyim mi? Mesela Perform İstanbul'da bahsettiğim programı da bir yas tutma sürecinin parçası olarak görebilir miyiz? Tabii, tabii. Çünkü dayanışma e, kurmak için bizi de bir araya getirmiş oluyorsun. Tabii. Yani Şöyle bir şey var. Ee, direkt zaten oradan bakmaya çalıştık. Perform ben, İstanbul bana mekan verdiğinde bu mekanı sizin gibi kullanırsın dediğinde e, 40 gün olmuştu. Ee, ve bir yaz tutmamız gerektiğini düşünüyordum. Ama nasıl bir yaz sürecine girebileceğimizi bilmiyordum. Benim kişisel ve benim ve katılımcıların yasını tutmasını sağlamamın sebeplerinden biraz da değil. Yaz tutmayı ya tutmaya yol açmak istememiz sebeplerinden biri de buydu. Yani bakmanın ağırlığı gibi bir konuşma dizisinin olmasıyla birlikte... ...bir arada olmak, bir şeyler paylaşmak. Çünkü yasın çok farklı e, faktörleri var. Bir arada olmak, o gün orada çok kalabalık bir kitleyle... ...arkadaşlarımızla tanımadıklarımıza bir arada olmak, sarılmak... ...ağlaşmak, gülmek, bir şeyler içmek, bir şeyler yemek... E, ...geçmişi konuşmak, geleceğe dair bir tahallül kurmak seçime dair konuşmak çok önemli. bunlarla beraber bir arada olmanın bir yasa gitmenin bir yolu olduğunu düşünerek yapmayı, yapmak istedim. ama yine de bence kişisel olarak her şeye rağmen yasın tutulması gerektiğini düşünüyorum. Yas çok önemli bir şey. Sağlatan bir şey, iyileştiren bir şey, düşündüren bir şey, düşünen bir şey. Yani Adıyaman'da görüyorum ailelerini kaybeden, evet yaşı büyük ilerlemiş teyzeler alıt yakarak evet yası sürdürüyorlar evet. sürekli olarak. İzlemek çok zor tabii. Çok zor yani Adıyaman'ın tabii ki Adıyaman ve köylerinin, Maraş ve köylerinin Hatay'da kez aile Alevi köyleri de bir arada olan aileleri ben de görüyorum. Gittiğinde de görüyorum. Çok zor izlemek yanlarında olmak da çok zor. Ama yanlarında olmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Yani dayanışmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü dayanışarak bu afeti elimizden geldiğince bir arada e, afeti kaldırmaya çalışıyoruz. Hala, hala kaç gün oldu hatırlamıyorum. İki ay yakın bir süredir hala enkazanın altında ailelerini bekleyen insanlar var. Ölüsünü çıkaramamış. Tabii. Ölüsünün bir parçasını alıp da e, gitmek isteyen işte bu yaz süreci biraz böyle bir mezarın olma hikayesi. Çünkü bu ülkede mezarsızlıklarla ilgili o kadar çok hikaye var ki. Ee, bir mezar hikayesi oluşturmak, bir yaz tutma hikayesine girmek istiyor insanlar. Tabii benim anne babasını kaybeden arkadaşım cenazelerini kaldırabildikleri ve yattıkları toprağa işaretleyebildikleri için mezar taşı işarettir. Evet. İşaretleyebildikleri için şükrettiklerini evet söyledi. Ya evet. Benim de mesela birkaç arkadaşım vardı konuştuğumda mesela bu felaketten daha çıkanların birbirleriyle konuşamadıklarını, acılarını paylaşamadıklarını söylemişlerdi. Çünkü işte ben bütün ailemi kaybettim diyor. Öbür taraf işte sen 3 kişi kaybettim, ben 5 evet. kişi kaybettim. Bir başkasıyla konuşuyor. ona belki çok daha fazla insan kaybettiğini söylüyor. Dolayısıyla şey gibi bir tür kara açık arttırma var burada. Herkes bir şeyler kaybetmiş ve ee, sen ne kaybettiğini söylersen söyle karşı tarafın daha büyük bir şey daha büyük bir yıkımla karşılaşma durumu var. Dolayısıyla herkesin biraz kendi kabuğuna çekildiği ve e, kendi acısını kendi içerisinde yaşamaya e, bu birlikte olmaya da doğrulandığı anlar var. Evet. Bu da onlardan birisi belki de. Evet evet yani bu gerçekten orada çok yaşanılan şeyler yani ailesini kaybetmiş bir kardeşi sağ bütün ailesini kaybetmiş orada ve birbirine bakıp belki de bu da bir yaz süreci. Birbirine bakıp sadece sarılmaktan başka yani e, çok zor bir afet yaşadık. Çok büyük bir afet yaşadık. E, i̇ktidar bunun üzerine çok geldi. İnsansızlaştırdı mekanları. Kentleri insansızlaştırdı. E, yeni bir hafıza oluşturmaya çalıştı ama o hafızayı oluşturamadı. Çünkü çok büyük bir felaketti ve dayanışma ağları. Her şeye rağmen orada oldular. Oradaki halklarla dayanışmak için orada oldular. Günler, aylar, belki haftalar geçti ama orada e, ilk gün giden ve hiç dönem, dönmeyen ve orada dayanışmak için kalan birçok kişi oldu. E, benim birçok arkadaşım orada kaldı, daha hiç dönmediler. E, çünkü orada olmanın hala e, çok e, sağlatıcı ve çok sıcak tepkisinin olduğunu e, biliyoruz. Yani e, ki orada olmak çok önemli. E, çünkü dayanışmaktan başka, ee, Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok bu afet sürecinde. Ki yerine göre insan gücüne de ihtiyaç olduğu için oraya gidip sahada bulunabilenlere buradan da saygılarımızı, hürmetlerimizi Tabii. sunalım. Sen de keza tekrar gidiyorsun. Önümüzdeki Hı. hafta iyi yolculuklar dileyelim sana. Da. Böylece programımızın sonuna gelelim. Biz e, Abdullah'la ortak birçok bölüm çektik. Bu program için en ağırı ve zoru bu oldu deprem temasıyla sanat çerçevesinde neler yapılabilir? Doğrudan orada bulunmuş performansçı, görsel sanatçı arkadaşımız Ateş Alpar'la birlikteydik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.